Yorumunuz ne? Hayatı parsellemeye gerek görmüyorum. Babalar günü, anneler günü, çamaşır günü falan diye gündelik sevdalar peşinde karnım her zaman tok oldu. Çünkü bana bir Yusuf Usta'nın tavsiyesi vardı. Hayat yaz yağmuru kadar kısadır, şemsiyesi dolaştırdı. Önümüzdeki ÖSS öğrenci seçme sınavı hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz efendim? Bazı çevreler ÖSS'nin açılımını herhalde öğrenciyi sıkıntıya sokma olarak algılıyor ki işte sınava giderken yanınızda bir kova su götürün, çikolata alın, iki kesme şeker, zincir, takoz. Bunlara gerek görmüyorum ben. İşte bir kutu kalem tıraş alınca ne olacak sanki? Sınav mı geçecek? Genç arkadaşlara benim buradan tavsiyem baştan böcek olmaya kabullenip de sonradan ezildik diye vızlıklamasınlar. Yani bu benim tecrübelerim tabii. Öğrencilere mesajınız var mı? Ha, adettendir tabii. Sınava girecek arkadaşlara da buradan başarılar diliyoruz. Selametle, hayırlı işler. Benim bu zamana kadar ÖSS ile pek işim olmadı. Yani çok fazla sınava giren bir adam olmadım. Meslek lisesi çıkışlı olduğum için dolayısıyla da ÖSS'ye girmedim zaten. Bir kere bir devlet parasız yatılı sınavına girdim. Onu da kazandım. Onun hediyesi olarak da babam bana konta pedal bir bisiklet aldı. Tabii mahallenin o zaman çocuklar bisikleti yeni gördüğü için daha sonra haşat ettiler. Bisiklet bundan oldu. Sakızdan çıkan kağıtlar vardı. Onları biriktiriyordum. Araba resimleri falan vardı. Tabii yaş 30'u geçince o hastalık bu sefer gerçek arabalara yansıdı. Modifiye arabalar yapmaya başladım. Arabalara büyük Apollo taktırıyorum. Uyudu Çanakkale'den kadar Apollo taktırıyorum. Seçim otobüsü kadar ses verebiliyor onlar da tabii.